Dayıcım siz ne düşünüyorsunuz? Ne soruyor ki ben ne düşünüyorum babam? Geçim var mı dayım? Geçim var şükür Allah'a. At mıyız? Emhadülillah. Çocuklar iş bulabiliyor mu torunlar? Çocuklar iş ben nüfus 83 bin 84 bin milyon nüfus var şimdi. Evet. Senin dediğin zaman da Atatürk'ün zamanında o zaman 6-7 milyondu insan. 16 milyon. Ha, 16 evet. Her neyse bizim bildiğimiz yani bilmiyoruz da duyduğumuza göre. O zaman nüfus azdı, telefon yoktu, bir şey yoktu, millet fakirdi, çoban gibi nereye sür oraya giderdi. Doğru. Şimdi olmuş 80 milyon, doğru. 85 milyon öyle değil mi? Nasıl şimdi baş edeceğiz diyor. Bir dakika dur hele. Şimdi herkes uyandı. Şu cep telefonu var ya şöyle. Evet. Bu çıkınca her şey öldü. Saygı, sevgi kalmadı. Evet. Bak telefonu görüyorsun. İş de kalmadı galiba. İş var, çocuk var. Hep lüks arabalara bak. Evet. Benzini biten var mı? Var mı? Efendim? Sende var mı be lüks araba? Elhamdülillah. Var mı yok mu? Ya şimdi ben kendime etiket yapmam. Allah iman kullanırlarla ayırmasın. Allah var verdiyse değil. Kulu tanır mı? Allah'ın verdiği bir nefes alıp veriyoruz. O bize önemlidir. Araba bana önemli değil. Var mı yok mu? Dürüst olalım. Kimse gelmez. Var mı yok mu araba? Metre bez. Yani nasip ya olur ya olmaz. Tamam da var mı yok mu? Ben 71 yaşındayım. Araba var ama bilmiyorum. Peki abi. Etiket olmasın. İş güç nasıl var peki? Bana bir anlat. Emekliyim. Allah elhamdülillah. Gençler iş bulabiliyor mu diyorum? Ya gençler çalışmıyor. Hep esrar, eroin. Ya ne diyorsun sen gençlerde? Devlet niye bu çocuklara sahip çıkmıyor da uyuşturucuya düşüyor? Şimdi benle sen buradayız. Şimdi polis var mı başımızda? Vardır mutlaka. Sen bana vursan ben sana vursam. Bir dakika. Şimdi ben sana vursam sen bana burada. Şu anda herkesin başına bir polis dikilmez. Öyle mi öyle değil mi? Gençlere de sahip çıkması lazım değil mi? Bir dakika ya bir beni dinle. Gençler ülkesine. Bak. Doğuda, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da PKK'lar bir yanda içten dişten hainler var. Doğru. Öyle mi? Doğru. İçimizde de var. Bombacılar şuradan burada. Şuraya giden bomba attılar geçen sene. Şuraya kaç tane önce. Gara attılar, oraya buraya attılar. Öyle değil mi? Doğru. Bu hainler ayrı. Şimdi dünya beşten diyor. Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor. Şimdi beş tane şeytan var içimizde. Evet. Öyle mi değil mi? Başta kari, uçurtma. O nedir o Sedat Partisi'nin şey var ya, başındaki adam Sivaslı, ismini bilmiyorum. Karamanoğlu mu ne şey? Saadet Partisi'nin. Şeytan o adam. Niye abi Müslümanım diyor. Ben onu öyle biliyorum. Herkesin fikri ayrı ayrıdır. Evet. Senin beynin ayrı söyler, benim beynim ayrı. Cenab-ı Allah herkesi eşit yaratmış, bir yaratmış. Beş parmak bir değil. Neyini gördün abi? Abi o çok yalan söylüyor adam. Erbakan'ın ayağının tozu olamaz da. Evet. Bağma işte dünya ters dönmüş. Mevzu bu. Varsa başka sorusu cevaplayayım. Geç. Erbakan olsaydı o çatının altına gitmeleri mümkünü değildi. Abi Erbakan Erdoğan için bir sürü kötü söz söyledi hatırlıyorsunuz mu? Ya Erdoğan'la uğraşma yeğenim. Abi niye uğraşayım ben Erdoğan'la? Kim ne dedi ne dedim? Erbakan Erdoğan için bir sürü kötü söz söyledi. Bunlar dedi İsrail'in ajanı beni dedi. Kukla. Beni dinle bu bir siyasettir. Burada söylüyorum herkes bak Toto Loto sayısı arıyor. Arkadaş da senin arkadaşın da baban da sana bir laf söyler. Kızar değil mi? Kötü laf söyler. Yanında da evine gidiyorsun. Bu siyaset işidir. O bilemez bizi. Erbakan'a böyle mi diyorsun yani? Ben Erbakan'a öyle demiyorum. Ya ama bir karar ver. Yalancı mı bu adam? Ya bu adam yalancı. Adam dürüstlüğüyle zaten ünlü. Bu siyaset işidir diyorum. Yalan bol diyorsun yani. Siyaset. Siyasette yalan olur mu olmaz mı? Siyasetin yalanı da olur da olmaz da. Kılıçdaroğlu kadar yalancı siyasetçi yok. Sen öyle düşünüyorsun. Erbakan'ı konuşuyor. Kılıçdaroğlu ne diyordun? Erbakan'ın söylediklerini duydun mu? Ne diyordun? Sen Erbakan'ı bırak Allah rahmet eylesin. O ölmüş. Abi, onun hakkında biz gidemeyiz. Erbakan'ı Allah rahmet eylesin. O gitti biz de gideceğiz peşinde. Kılıçdaroğlu ne diyordu? Elini masa vurdu. Öğretmenler bana oy verseler. Vermeden gelmesinler. Bilmem şuraya. Baba esas en büyük şey odur. Evet. Hani diyor ya şey yok özgürlük. Adam dedi ki. Eğer Cumhurbaşkanı bu maaşı tamah edip de dedi gidip Erdoğan'a oy veriyorsanız dedi yazıklar olsun dedi. Peki bir dakika. Eğer Erdoğan maaşı yeter. Olsaydı bu bunu söyleyebilir miydi? Erdoğan diktatör diyor Erdoğan'a. Evet. Eğer Erdoğan diktatör olsaydı bu Kılıçdaroğlu bunu söyler miydi? Söyler abi hakaret yok ki. Erdoğan yalan söyleyemezdi. Peki o zaman Cumhurbaşkanı söylediği niye hakaret oluyor? Ne söylemiş? Ne söylüyor? Diyor ki buraya yani söylediği de diyor diktatördür diyor ya. Niye musluklara gidip altın diyordu? Musluk altınlara bakmıyor şeye. Abi 10 bin liralık musluk kullanıyorlar fark etti. Ne biliyorsunuz lan 10 bin liralık musluk? Fiyatına baktım. Kim baktı? Ben baktım. Sen mi baktın? Hı. Altın olduğunu biliyor musun sen? Altın değil ama 10 bin liralık. 10 bin liralık. Zaten altın olsa 100 bin olur. Peki sen 10 bin liralık götürürsen faturasını gördün mü? Sen mi gittin para aldın? Ya işine gelme. Sen razı mısın abi 10 bin liralık musluk kullanmasına? Ya ona yalandır. Peki sen kaç para maaş alıyorsun arkadaşım? Kaç para emekli maaş alıyorsun? Ben mi? Ben mi? 3.020 lira alıyorum. Geçinebiliyor musun? Geçinemiyorsun. Yalan konuşma. Beni dinle. Ya bir dakika beni dinle.
Geçinemiyorsun. Geçinemiyorsun. Kendileri orada 80 milyar lira, 90 milyar lira milletvekili maaşı parası alırken tamam mı? Sen niye 3 bin lira alıyorsun? He? Milleti işsizliğe sürükledi. Hırsızlığa, eroine hakkı varsa, Müslümansan, o zaman yetimin tüyü bitmemiş yetimin çocuğun hakkını sen savunacaksın. İçin çalışıyorsun, torun için çalışıyorsun, evladın için. Devlet de geleceği için ters şey yapıyor. Milleti var ya, milleti hırsızda, eroine, esnana, gençleri eroine, esnana sürükleyen kim oldu? Bu devletimiz oldu. Sedat Peker'in lafları hepsi haklı. He? Haklı kardeşim, haklı. Niye? Düne kadar diyordu, Sedat Peker gel sen benim korumam ol diyordu. Şimdi niye sırtını çevirdi? Erbakan'dan bahsediyordun. Bak. Bir dakika. Erbakan'dan bahsediyorsun sen değil mi? Erbakan'ın öğrencisiydi. Madem niye Erbakan'ı kötüledi? Fethullah Gülen'i niye kötülüyor? Ya bırakın hemşerim. Hırsızda, eroine, esnara, gençlerimizi hazırlayan bu devletimiz oldu. Niye derseniz ve bir saniye. Ve milleti kumara alıştıran bu devlet oldu. Niye dersen? Her sokak başında milli piyangocu, kazı kazancılar var. Millet umut bekliyor. Umut bekliyor. Milletin yerinde Müslüman devlet değil miyiz? Niye var öyle her gün için? Peki bir dakika, Müslümandan bahsediyorsun. Bir dakika. Cevap ver abi. Bir kere cevabını ver. Abi dur. Arnavutlar demezse be abi dur. Peki. Çanta var. Sen karısını kızını karıştırma. Bir başörtümüz oluyor değil mi? Ana Cenab-ı Allah peygamberimizin saçını göstermedi. Peki bazı İstanbul'da, İzmir'de, şurada, burada diyor. Başörtüyü niye kaldırıyorlar? Bunu giyiyorsun diye tokatlıyorlar. Madem Müslüman devlet diyorsun. Öyle bir şey yok abi. Gelince Müslüman da. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yaşanmıyor bu ülke. Hadi mi? Eskiden yaşandı ama geçti artık. Belli dün televizyonda gösterdi. Affedersin onu söylemem. Şeyine burada kızın dedi ha. Bu memlekete ne yaptı? Konuşturuyorsunuz da. Bu CHP milleti ne yaptı kardeş ya? Ne yaptı bu millete CHP ya? Hayır. Bak. Heykelden başka ne yapıyor bu CHP bu millete ya? Ne yapıyor bu CHP bu millete ya? Ne yaptı yani? CHP ne zaman ikili taşı var mı şu CHP'nin burada ya? 70 senedir şurada bir dikili taşı var mı Allah'ını seviyorsan ya? 20 senede bak bizi dünyaya tanıtan bu adama siz nasıl böyle o bıdık adamlara şey yapıyorsunuz ya? CHP kaç yıl iktidarda kaldı abi? La, kaç yıl? 70 yıl kaldı kardeşim. Ne 70 yıl. Abi? 70 yıl kaldı evet. Bir dikili taşı var mı? Ha, heykelden başka ne var burada? Bak. Atatürk'ün zamanı dedi ya millet saftı. O zaman bir Atatürk'tü. Recep Tayyip Erdoğan bence şu Atatürk'ten üstündür. Kim ne dese desin. 83 milyon evet uğraşıyor. Devletle uğraşıyor, halkla uğraşıyor, onunla uğraşıyor, buna uğraşıyor. Elhamdülillah böyle bir Müslüman Cumhurbaşkanımız var. Ne istiyorsun sen daha? Mustafa... Rahmetli Atatürk geçse var ya CHP'nin yönetimini komple keser. Atatürk'le kıyasladın da. O daha geçti, o 83'ten ölmüş, o öbür dünyada kendi şeyini versin, onu bilemeyiz. Atatürk'le kıyasladın da, Atatürk'ün ayağına bütün dünya liderleri gelirken bizimkine aptal olma diye mektup yazıyorlar, onu bir hatırlıyor musun? Öyle değil. Dünya lideri, tam tersi dünya liderleri randevu alıyor, 3 ayda ancak görüşebiliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün nerede biliyor musun? Nerede? Amerika'ya gitti. Amerika'da, ne dedi? Evet. Dünya 5'ten büyüdür. Kim karşıladı? Özür dilerim. Bir dakika, kim karşıladı orada? Hangi lider? Bütün dünya, bir protokol vardır. Türk evini açmaya gitti. Hayır. Suç mu ya Türk evini açmaya gitmek? Bir dakika. Yani Birleşmiş Milletler'in... Bir dakika. Beni dinle. Erbakan'ın kim karşılaşmış Cumhurbaşkanımızı? Şimdi burada bak bizim vatandaşlar da Cumhurbaşkanı istemiyor. Evet. Orada da sevmeyenler olur, kötüleyebilirler. Diktatör bir Cumhurbaşkanımız iyidir. Birleşmiş Milletler'de hangi ülkenin evi var? Hangi ülkenin evi var? Birleşmiş Milletler'de mi? Evet, New York'ta. Hangi ülkenin evi var? Tapusunu ben vermiyorum, ne bileyim. Bizim İhsan Saplı Çağlayan Gül aldı rahmetli. Onu biliyor musun sen? Eski Dışişleri Bakanı İhsan Saplı Çağlayan Gül aldı oranın tapusunu. Şu anda da yeni nedir yaptı. Hangi ülkenin var?
Ne işimize yarıyor? Ne işimize mi yarıyor? Temsil Türkiye Cumhuriyeti. Yani illa senin cebinde para mı olması? Onur, şeref, hasiyet lazım değil mi? Bir ülkeye yani. Bir kere soru sorabilirsiniz. Parası olmayan adamı dünyada umursamıyor. İlla para mı yani? Hayır, siz bir kere muhabir olarak soru sormasını bilmiyorsunuz. Ne işe yarar? Orada Türkiye Cumhuriyeti'nin temsiliydi. Orada bayrağımız dalgalanıyor. İkincisi, dünya beşten büyük tezini kim gündeme getirdi? Erdoğan var mı? Öyle bir lider var mı dünyada? Sonra ne oldu? Ne işe yaradı? Ne demek ne işe yaradı? Vatandaşın yarısı asgari ücreti çalışırken ne işe yaradı? Hayır, sen kendi sorusunun cevabını soruyorum işte. Sen kendi ideolojin zaten senin. Karar ver, cevap. Sade vatandaşı yazıyorsun. Evet. Sade vatandaş soru. Cevap verir misin? Çok güzel cevap veriyorum. Ama sen sözümü ikide bile kesiyorsun. Soru sordum, cevap ver. Diyor ki kim karşıladı diyor. Hayır. Kim karşıladı? Peki memleketin, bir dakika. Memleketin yarısı asgari ücrete çalışıyorken alım gücü bu kadar düşüyor. Bir marula 4 lira para verirken Amerika'da bina yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Ne demek yani? Siz Türk değil misiniz? Abicim, ne alaka Türklük? Türk evi diyor, orada Türk evi diye bahsediliyor. Siz ne alakası var? Hemşerim, aç kalırım, susuz kalırım ama vatansız, onursuz, şerefsiz kalmam. Tamam, ben de onu diyorum. Aç ve susuz kalırım. Vatan onursuz ve şerefsiz, hasiyetsiz kalmam. Açık ve net söylüyorum. Parasızlıktan fuhuşa düşen insanlar var. Para değildir. Düşmesin. Değil tabi her şey para. Bir dakika. Afrika'ya gittim. Ben 17 ülkeye gittim. Oradan böyle baktığın zaman Türkiye var ya, dünya ülkelerinden bir tanesi. Lider. Valla. Ne anlamda? Böyle, her anlamda. Siyasi anlamda, ekonomik anlamda. Cebinde 5 kuruş para yok. Dünya seni umursamıyor. Nasıl cebinde 5 para? Nasıl cebinde 5 para yok? Ne işime bu ulusa geldi bu millet? Madem parası olmayan adam evinden çıkmaz. Para el kiri gelir gider, o önemli değildir. İnsanlık önemlidir. Sizi şartlandırmışlar, evet. Bu işe girişin. Abi.